Saygılar Demir Şoker sayfasının değerli takipçilerine buradan selam olsun. Bugün Ataşehir'e gidiyoruz. Ataşehir'de ne mi yapıyoruz? Fenerbahçe Beko Galatasaray Ekmas derbisini seyrediyoruz. Evet, potada bugün derbi heyecanı var. Yani kısaca. Güzel bir maç olacağından eminim. Bakalım bu zorlu mücadelenin kazananı kim olacak? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Uzun zamandır basketbol maçlarına gitmiyordum. Nedenine hemen sizler için söylemiş olayım. Futbol videoları kadar basketbol videoları etkileşim almıyor biliyorsunuz ki arkadaşlar. Futbol zaten çok başka. Ya futbolla kadar etkileşim almasını beklemiyorum zaten. Ama yine de yarısı kadar olsun arkadaşlar. Mesela futbol 10.000 mi izlendi? Basketbolda 5.000 izlensin. Geçen sene öyleydi mesela. Geçen sene basketbol videoları en az 4.000-5.000 görüntüleme alıyordu. Ama bu yıl gerçekten hayal kırıklığı. 100 görüntülemeye zor ulaşıyor. Sizlere öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ondan dolayı bu videoya like atıp yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Olmayanlar için de söylemem gerekirse abone ol. Çok zor değil arkadaşlar. Harbiden diyorum çok zor değil. Sadece şu beğeni tuşuna basacaksın. Bir de yorumlar kısmında yorum yaz. Ne olacak ya? Evet, videomuza beğeni ve yorum istediğimize göre artık Ataşehir'e doğru yola çıkabiliriz. No, there ain't no stopping us. Uzun bir yolculuğumuzun ardından Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bugün bu maçın yanı sıra futbola da insanlar doyacak arkadaşlar. Neden böyle diyorum? Çünkü maçlara bakar mısınız? Beşiktaş Trabzonspor, Fransa Lig 1'de Olympique Lyon, Marsilya. Sonrasında İtalya Serie A, Inter ile Juventus. Sonrasında İspanya La Liga, Real Madrid, Atletico Madrid. Ulan sevgili futbol severler, bugün futbola bayağı bir doyacaklar. Ama biz burada basketbol vlogu çekeceğiz. Bu haksızlık ama ya. Bu haksızlık ya. Şu an yalnız olduğuma bakmayın arkadaşlar. Tabii ki de bu videomuzda da konuklarımız olacak. Monaco Basketbol Salon Vlogu'ndan Kerem'i hatırlarsınız. Welcome back Sarunas Yasikevicius. Basketboldan anlayan bir kişiliğe sahip. Ben genellikle futbolcu olduğum için, yani futbola daha düşkün bir adam olarak basketbola böyle futbolda kadar iyi bir yorum yapamıyorum. Sizlere öyle söyleyeyim. Ama Kerem her iki kulvara da çok iyi yorum yapar arkadaşlar. Tabii futbol yorumculuğunu siz daha görmediniz. Şu an bilmiyorsunuz o yüzden. Ama basket oynuyor. Aktif olarak zaten bir kulüpte. Ayrıca da basket maçlarına da geliyor. Kerem bizlerle olacak dediğim gibi. Onu bekliyoruz. Sonrasında ise salona girişimizi yapacağız. Maça son 15 dakika kala salonda yerimizi aldık arkadaşlar. Yanımda Kerem olacak demiştim. Bu arada arkadaşlar Beşiktaş'ın Trabzon'a karşı 1-0 önde. Onu da hatırlatmış olayım. İyi bir gidişatımız var. Hem Euroleague hem de lise. Ben Galatasaray'a geleceğimi düşünüyorum. Samet Geyik var. Galatasaray mı transfer oldu? İsmet Akkın'a var mı? Evet, Galatasaray'a transfer olmuştu. Kaldı. Bana mı öyle geliyor? Evet, değil mi? Çünkü etrafta da öyle duyuyorum. Kötüymüş. Evet,
sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine de başsağlığı diliyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Abi bir oturun ya, basketi çekemedim ya. Burhan Tuncer. Bu arada arkadaşlar Burhan Tuncer'le benim fotoğrafım var. Onu da videonun herhangi bir köşesine koyacağım. Burhan attı. Üst üste ikinci sayısı oldu bu. Hadi verin! Basketball! Basketball! Anlaşıldı, Burak'ın belalımız olacak bu maç. Gülsen ne güzel basket faul olacak be. Harbi. Sertaş'ı nasıl buluyorsun Kerem? Sen ciddiysin. Ben uzun süredir takip etmem, o yüzden soruyorum sana. Maşallah. Çok iyisin, çok iyisin. Davis gerçekten övgüler hak ediyor arkadaşlar. Bu sezon inanılmaz bir sezon geçiriyor Fenerbahçe'de falan. Şu an bence açık ara en iyi basketbolcumuz diyebilirim şu an oynayan. Basketball. Dibos. Evet, ismini duydum. Yani iyi bir basketbolcu. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Galatasaray maçlarına gitmiyorum ama televizyondan izlediğimde Dibos kalitesini belli ediyor. Sizler öyle söyleyeyim. Değil mi Kerem? Neydi? Dibos kaliteli basketbolcu. Ayağa kalkmayan cimbamın olsun. Haydi bakalım. Vura vura vura! Beyl çeyrek 16-19 Galatasaray ekması üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Kerem yine askıları yakalamak için aşağı indi, görürsünüz. Haydi Kerem, bir saniye yakalaman dileğiyle. Hadi. Geliyor. Alamadın da. Vallahi. İşte bu Kerem. Ve yastık evi çöz molayı alıyor. Ürünler birdenbire alevlendi. İnanılmaz basketten atıcı düşürüyorsun. Artık farkat o zaman. Harikardan Ali Sami'ye Fethullah Gül'e hepsi gönderen. Bu kadar be! Bir bitki!
Evet arkadaşlar, ikinci çeyrek de bitti ve devre arasına girdik. Yalnız ikinci çeyrek öyle bir bitti ki inanılmaz bitti arkadaşlar. 42-35 öndeyiz Galatasaray Ekmas'a karşı. Gerçekten takımı çok beğeniyorum bu maçta. Çok beğendim diyebilirim ilk çeyrekte daha doğrusu. Üçüncü, dördüncü çeyrekte gösterip bilemeyiz. İzleyeceğiz, göreceğiz yani. Çok hep birlikte izleyip göreceğiz cümlesini kuruyorum yalnız arkadaşlar. Onu da fark ettiniz mi? Fark etmişsinizdir zaten. Her neyse arkadaşlar. Fenerbahçe Beko çok iyi oynuyor gerçekten. İlk çeyrekte ben bunu gördüm. En az Galatasaray'da Fenerbahçe Beko kadar etkili. Ama üçlük sorunumuz var. Onu da Melih Mahmutoğlu ile çözdük zaten. İnşallah 3. ve 4. çeyrekte de böyle gider ve maçın sonunda Skorboard'da Fenerbahçe'nin galibiyetini görürüz. Hazırsak 3. çeyreğe geçelim diyeceğim. Kerem'den de bir değerlendirme almamız lazım. Güzel bir yarıydı ve makinenin üçlüğüyle iyi kapattık devreyi. 7 sayılık bir fark. Şimdi diğer devreye odaklanmamız lazım. Peki bir şey soracağım. Galatasaray'ı nasıl buldun? Buranın dışında başka bir oyuncuları yok. Kamera sahaya dönükken sizlere bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar diyeceğim. Kamerayı kendime döndüreyim en iyisi. Beşiktaş kendi sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Semih Kılıçsoy'dan geldi. Semih Kılıçsoy'un yükselmesi bizim için çok önemli. Yani Fenerbahçeli olduğum için söylemiyorum. Yani milli takım gözünde bakıyorum arkadaşlar, sizlere öyle söyleyeyim. Milli takımda Kenan Yıldız, Arda Güler, şimdi de Semih Kılıçsoy. Yani gençler yetişiyor ya. 25 versiyonu mükemmel gerçekten. Her neyse 3. çeyrek başlıyor. Şimdi maça odaklanıyoruz tekrardan. Bütün sezon devam! Hadi be! Gel maçı savun şunu ya! Farkı açalım, ben başka bir şey istemiyorum Kerem. Durum 50-37. Artık geldiniz. Sakin. O kadar diyorsun. Satın. Nasıl oynuyoruz Kerem? Mükemmel. Açtık farkı ha? Açtık. Fark şu an 11. Çok açılmış değil ama. Evet, bir an önce 63 veya 64 olmamız lazım değil mi? Bir an önce 61'i sevmeyiz. Onlar da bizi sevmez. İlk kezden savunma zamanı. Sağdaki Emir Kabaca. 61-53, iki Karadeniz ekibi, Trabzon'la Rize'nin plakası.
Atalı yürüme. Maçın bitimine 87-72 üstünlüğümüz var arkadaşlar. Fark 15. Güzel. Yani böyle gönül ister ki 20 olsun, 30 olsun, 40 olsun fark ama olsun. Yendik mi yendik. Koyduk mu koyduk. Çevirin tekrardan. Ne düşünüyorsun? 90-74 mağlup ettik Galatasaray Ekması. Çok güzel bir maçtı. Takımımızı tebrik ediyorum. Galatasaray'da. Peki. Öne çıkan oyuncularda sence bugün kim vardı? Ilmakin bir şeyler ateşlemeyi başardı. Jonathan Moxie 4 golle ana. Ben de öyle düşünüyorum. Ataşehir'in maç sonu kalabalığından dolayı kapanışı yapamadım arkadaşlar. Eve geldim. Evde yapıyorum anca. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Fenerbahçe'miz gerçekten çok güzel bir galibiyet aldı Galatasaray'a karşı basketbolda. Kaç kaç bitti maç ya? 91-74 mü? Her neyse hatırlamıyorum. Eve geldim. Kaydı kapattıktan sonra maçın kaç kaç bittiğine bakarım. Güzel oynadık açıkçası sizlere öyle söyleyeyim. Galatasaray 3. ve 4. periyotta bayağı bir düştü oyundan. Ve biz de bunu fırsat bildik ve farkı açtık. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Basketbol maçlarına gitmemi istiyorsanız aşağıdan mutlaka bu videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ne olursunuz like atıp yorum yazın ya. Çok zor değil. Dediğim gibi çok zor değil. Maalesef basketbol videoları bu sezon etkileşim almıyor, alamıyor. Ne olursunuz destek olun ya basket videolarına da. Neyse sağlıcakla kalın. Hoşça kalın saygıdeğer Demirşoker ailesi.